Futbol Arena'dan herkese merhabalar. Gündem Beşiktaş ve her hafta olduğu gibi İlker Duralı ile karşı karşıyayız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Beşiktaş'ta gündem teknik direktör. Acele mi etmeli yoksa inceleyip sık dokumalı mı, yoksa çok isim var konuşulan? Yani tabii ki acele etmeli, ama tabii bu acele edeceğim derken de aklına gelen ilk manasız isme de atlamak demek değil. Hani o dengeyi iyi kurması gerekiyor. Fakat senin de dediğin gibi çok isim var ve bu çok isim şunun da dalaleti, bana sorarsan çok da öyle dedikleri kadar çalışılmamış bu işe. Şayet 2 senedir gerçekten Sayın Hasan Arat ve ekibi çalışıyor idiyse tamam, şey anlıyorum. Onlar 1,5 sene sonraki seçime çalışıyorlardı. Bugünkü seçime değil. Bunu kabul ediyorum. Bu bir planda, programda sapma yaratır. Bunu da anlıyorum. Ama sonuç itibariyle artık Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanısınız ve yönetim kurulusunuz. Bu konuda artık insanlar sizden somut bir şeyler bekliyorlar. Ve sonuç olarak da hızlı bir karar bekliyor. Ha, nasıl bu hızlı karar? Teknik direktör getirdik. Teknik direktörü sezon sonu getireceğiz. O da bir şey. Ama yani karar mekanizmasını hızlı olarak. Serdar Toprak Tepe ile devam edeceğiz. Sallıyorum, Hikmet Karaman'la anlaşacağız. Hani bir şey. Ama yani Beşiktaş'ta Rıza Hoca gitti. Gittikten sonra kaç zaman geçti? Ki yani gideceğini zaten belliydi. O 2 maç verilen süreyle beraber zaten Rıza Çalınbay'ın gönderilme planları içerisinde olduğunu da biliyorduk. O zaman insanlara somut şunu söylemeniz lazım. Atıyorum. Gene söyle. Konuştuk. Hayır dedi. Onu bile diyemiyorlar şu anda. O zaman da insanlar haklı olarak en sıkı Hasan Arat destekçileri bile hadi diyor. Maalesef gerek Sayın Samet Aybaba, artık takımında patronuyum dedi, kendisinden çıktı o söz. Gerekse Sayın Hasan Arat açısından baktığımızda benim gördüğüm çok da dedikleri kadar hazır değillermiş futbol takımının yapısını oluşturmak konusunda. Bu biraz hayal kırıklığı yarattı bende. Peki biraz da adayları konuşalım mı? Genesio birinci planda var gibi görünüyor. B planında çok fazla isim var. Tek tek saymayayım ama Lucescu, Van Bronckhorst, Van Nistelrooy, Havre. Hani bunlardan hangisi Beşiktaş'ı başarıya taşır sence? Şimdi bir kere önce şu konuda anlaşalım. Ben normalde bu kadar çok somut konuşmam öncesinde, ama şimdi bir kere Hollandalıları bir kenara koy. Onların zaten şu anda Avrupa futbol sahnesindeki yerleri belli. Geçen gün çok güzel bir röportajına denk geldim. İbrahimovic'in, gerçek GOAT. Hani ondan sonra diyordu ki Ten Hag eleştirirken, o bir sistemden çıkan yetenekli oyuncuları çalıştırdı. Ama hiçbir zaman büyük oyuncu çalıştırmadı. Büyük oyuncu çalıştırmak başka bir şey. Şimdi Hollandalı istediği kadar büyük oyuncu olsun, o saydığın isimler, çok lüzum yok Hollandalı. Onları bir kenara koyalım. Çünkü senin zaten bir sistemin yok. Hollandalılar sistem, hani bak Manchester City bile, Manchester United bile toparlayamıyor Ten Hag'la. Onu bir kenara koyalım. Şimdi Genesio ismi ya da başka bir isim. Şimdi bir kere hepsi 5 benzemez. Bu şu demektir işte. Çok da büyük bir futbol aklı koymamışlar daha ortaya. Yani o yüzden diyorum çok da dedikleri kadar hazır değil. Hiç hazır değillermiş demiyorum. Ama çok da dedikleri kadar hazır değillermiş. En azından bir futbol mantalitesi olurdu. Yani Genesio'nun ve onun muadilleri olurdu. Atıyorum, sallıyorum. Ancelotti ve onun, gerçi çok muadili yok ama onun muadilleri olurdu. Şimdi o yok. Şimdi şahsi fikrim, çok da hazırlanmadıklarını, bende fikir oluşturan bir konu da şu. Bu biraz belki İlker ön yargılı davranıyorsun da diyebilirsiniz, ama ya davranmıyorum çünkü yani artık seçim geçtiği için daha çok Hasan Arat'ın gelmesi taraftarı da olan birisiydim ben. Hani ikisinin de yanlış olduğu düşüncesinde değildim. Ama biraz daha Hasan Arat'ın daha doğru olacağını düşünüyordum. Gönlüm orada olduğundan dolayı değil, mantığım orada olduğundan dolayı. Ama şimdi bir gerçek var. Dünya futbolunda şu anda bir teknik direktör arayışındaysan, mesela bakacağın yerlerden bir tanesi de neresidir arkadaşlar? İtalya Ligi değil mi? Şu anda İtalyan teknik direktörler, İtalya Ligi'nde pişen, ilerleyen teknik direktörler çok önemli işleri imza atıyorlar ve çok önemli sinyaller veriyorlar. Bunlardan bir tanesi de yurdumuzdan geçti gitti Farioli. Fransa'da yaptıkları şu anda ortada. İtalya'dan hiç alan yok. Mesela bak bu bile, yani Asparagas haber bile yok. Şey saymıyorum, Cannavaro'yu saymıyorum. Adamın hayatı Çin'de geçti. Yani teknik direktörlük hayatı. Hani onu saymıyorum. Inzaghi, hani kardeşini getireceksiniz kapı, ama Filippo Inzaghi teknik direktörü topçuluğu gibi değil. Montella tarzında, yani tekrar böyle bir çıkış arayan ya da işte bu yeni nesil, Montella'dan bir sonraki nesil olan tarz
ya İtalyan ya da İtalya'da görev alan teknik direktörlerden bir tanesinin adının geçmesini bekledim. Geçmemesi bende bu çok da iyi hazırlanamamış düşüncesini oluşturdu. Şöyle, çok iyi araştırmamış. Yani o bölgedeki, o ülkedeki veya o tarz teknik direktörler gelişim çok iyi saptanamamış. Bu da bir hayal kırıklığı bende açıkçası. Ha, bu eleştirmiyorum şu an. Bu bir eleştiri değil. Hayal kırıklıklarımı anlatıyorum. Hemen söyleyeyim arkadaşlara. Yeni gelmiş olduğu için hala bir eleştiri konusunda geri adım atıyorum mevcut yönetime. Ama bunlar hayal kırıklıkları açıkçası. Çıkan isimler bazında da şimdi hangisi iş yapar diye çok bir şey diyemiyoruz. Neden? Bu birkaç program önce hatta ilk Şenol Hoca gittikten sonra yanlış hatırlamıyorsam ondan sonra söyleyeyim. Beşiktaş'ta gelecek olan yönetimin hatta Çavi yönetiminin de o zaman diyordum. Öyle bir isim getireceksin ki yani ha diyecekler. Şimdi doğruya doğru. Bundan 1,5 ay önce Genesio ismini sokaktaki 15 yaşlı arkadaşımıza sorsak kaçı hani Lyon maçıydı şunu bunu da hatırlayarak ya da Avrupa futbolunu çok yakından takip edenler dışında kaç kişi ismi aa diyecekti. Hani aa biliyorum. Bu şey değil, eleştiri değil. Yani şimdi öyle bir isim getireceksin ki şu anda 5 yaş öyle bir konumda. Yabancı teknik direktör getireceksen çünkü burada yerler abi yabancı teknik direktör. Farioli Alanya teknik direktörünü bile yedik. Biliyorsun yani adama 2 dakika seviyorum dedim diye yabancı sevici olduk. Öyledir. Medyası, kamuoyu çok kolay yer yabancı teknik direktörü. Şimdi o yüzden öyle bir isim getireceksin ki geçen sene Jesus'ta olduğu gibi. Mesela isim olarak çok güçlüydü Jesus. Doğru. Öyle bir isim koyacaksın ki hah diyecek herkes. Bir adım geri gidecek. O şey yapmadan önce, yeme eylemine girmeden önce. Ya da yüksek krediden girecek. Aynen öyle yani. Pep getir demiyorum ama böyle isim çok var Avrupa futbol sahnesinde. Maalesef hiçbir o isim değil. Yani ya zaten Lucescu'yu duydum. Yani tamam katkısı oldu milli takımın o revizyonunda da çok katkısı oldu gençleşmesinde. Beşiktaş'ın yüzüncü ama artık yeter. Yani bu romantizmi bırakalım. Yani, o yüzden Sergen Yalçın'a da gitmesin diyordum Beşiktaş'a ama bir yandan da şunu söyledim. Hani gitmesine karşıyım ama öyle bir hale geldi ki Beşiktaş'ın Sergen'den başka şansı kalmadı Sergen Yalçın'dan başka dedim. O da gitti. Evet. Şimdi o da gitti. O yüzden bu yönetim artık öyle bir hale soktu ki kendisini Sergen Yalçın da Antalya'yla anlaşınca teknik direktörlükte doğru bir ismi bulamadığı anda 1,5 seneyi tamamlayamaz. Bak o noktaya doğru gidiyor. Yani o derece kendilerini gereksiz bir kaosa soktular. Evet. Oysa öyle bir kaoslu durum yoktu. Hiç öyle bir kaoslu durum yoktu. Rıza Hoca'yla öyle ya da böyle sezon sonuna kadar devam edeceğiz deseydiler yani ya da Rıza Hoca geldiği gün hani lazım yönetim geldiği gün ya hocam biz seni devam etmeyeceğiz deyip bir ismi getirselerdi. Her şey olabilir tamam yani en azından hızlı bir karar mekanizması o kadro dışılar gibi hızlı bir karar mekanizması ortaya koymuş olacaktı ama maalesef hiç hızlı karar mekanizması işleyemedi şu ana kadar. Rıza Hoca'nın gitmesi hataydı demiyorum ama madem böyle bu sürece girecektik o zaman Rıza Hoca ile devam edilseydi daha mantıklı olurdu çünkü bir adamın önünde bir hafta daha olacaktı hazırlanmak için vesaire. Doğru. Peki biraz da takıma dönelim. Erik Bailly ile yollar ayrıldı. Bakasetas transfer iddiaları söz konusu. Bunlar çerçevesinde hani Beşiktaş'ta hangi futbolcu ile yollar ayrılacak? Gelecek futbolcu adayları ile alakalı duyumlar var mı? Vallahi şimdi onu tabii patrona sormak lazım. Takımın patronu benim dedi Samet Aybaba. Orada da çok hatalı bir açıklama yaptı aslında. Bak oradan yola çıkarak Beşiktaş'ın transfer isimlerine Yusuf Sarı ismi soruldu ve Samet Hoca dedi ki, Samet Aybaba hani dedi ki, çünkü teknik direktör olarak görev başındaydı o yüzden diyorum Samet Aybaba diye. Samet Aybaba dedi ki, Yusuf Beşiktaş kontrata konacak olan bir takım değildir. Yusuf Sarı kontrata konacak. Ben de soruyorum. Muhammed Salah ne oyuncusu? Yani ya da Jürgen Klopp Liverpool'a ne oynatıyor? Onu geçtim. Olcay Şahan ne oyuncusu? Hiç bak hadi Premier Lig'e gitmeyelim. Olcay Şahan ne oyuncusu? Şenol Güneş Beşiktaş'ta ilk şampiyon oldu. Seninle ne oynattı Beşiktaş'a? Kontratak oyunu mu oynattı? İkinci bölge baskılı hızlı geçiş oyunu mu oynattı? Şimdi Yusuf Sarı Beşiktaş'ın oyuncusudur değil tartışması değil bu. Sevgili Samet Aybaba'nın transfer politikasına yanlış bakış. Geldi bir tane İtalya. Benim çağrımda şansa üzerine denk geldi. Benden duyduklarından İtalya'da şansa denk geldi. Bir tane İtalyan teknik adam getirdiler. Dedi ki adam da. Ya dedi bizim Vincenzo ile konuştuk dedi. Yusuf diye bir çocuk varmış dedi. Bir onu da izledim falan beğendim alalım dedi. Ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Ya da Yusuf Sarı modeli bir çocuk dedi. Ne yapacağız abi ondan sonra? Diyecek mi Samet Hoca yeni getirdi teknik direktörü biz kontratak takımı diyecek. Ya bütün dünya artık geçiş oyunu üzerine zaten kurulu.
Bu çok yanlış bir açıklamaydı. Bak Yusuf Sarı alınsın alınmasın değil. Samet Hoca'nın bir transfer ihtimali üzerine böyle konuşması çok yanlış. Daha teknik direktör yok. Orada verilmesi gereken cevap, çocuklar tamam patronuz dedik ama sonuçta bir teknik direktörümüz yok daha, bir durun denir. Böyle denmesi lazımdı. Bu şu demek bir yandan da. Samet Hoca da aslında nasıl bir takım kurması gerektiğini bilmiyor. Çünkü teknik direktörümüz yok. Zaten teknik direktörü belli ki çok takmayacak o konuda. Kendisi dedi çünkü patron benim diye. Sahaya karışmam ama patronum benim dedi. O zaman nasıl bir takım kuracak? Şimdi Bakasetas diyoruz. Tamam yeteneğine falan mesela lafımız yok. Beşiktaş'ın zaten 2 senedir söylüyorum. Yani hatta memleketi ilk söyleyenlerden birisiyim, daha Geza sakatlığı yokken ortada. Beşiktaş'ın o bölgede çok ciddi bir açığı var organizatör eksikliğinde dedim ama Beşiktaş'ın şu anda öyle geçiciye bir çözüme ihtiyacı değil. Beşiktaş'ın kalıcı bir çözüme ihtiyacı var. Her mevkisinde kalıcı çözüme ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Beyli gitti mi? Hayırlı olsun. Biraz zaten sanki Beşiktaş'a yani Beşiktaş'lık oyuncu grubuna tepeden bakıyordu gibi. Herkes hissetmeye başlamıştı. Hayırlı olsun. Ama gelecek olan oyuncu yama değil. Geçici değil, kalıcı. Beşiktaş'ın kesinlikle ve geçici çözümle gitmemesi gerekiyor. Bir de teknik direktörlü olarak da eklemek gerekirse geçen hafta da söylemiştik. Beşiktaş 2019-2023 7. 8. teknik direktörünü getirecek. Evet. Yani Serdar Hoca'yı saymıyorum şu anda. O geçici olarak caretaker. Sezon sonuna kadar kalacak olsa bile o caretaker olarak benim gözümde. Bir proje olarak değil. 8. teknik direktörünü sen artık öyle bir şekilde seçip getirmelisin ki 1,5 sene o hocayla devam etmek zorundasın. Artık senin hoca gönderme lüksün yok. Makas gittikçe açılıyor. Hoca göndermemek için de günü kurtaran değil, kalıcı kadro kurman gerekiyor. Tabii ki günü kurtaracak bir hamle yaparsın. Atıyorum Bakasetas dersin yani. Tamam hadi günü kurtarmalık bir oyuncu tamam. Ama görüntü günü kurtarmalık çok oyuncu gibi gözüküyor. O da benim çok savunduğum bir yöntem değil açısı. Sırf Beşiktaş için değil, herhangi bir Türk kulübü için çok savunduğum bir yöntem değildir bu. Peki biraz da saha konuşalım. Tamam. Şimdi Ocak ayında fikstürde 6 maçın 5'ini İstanbul'da oynayacak Beşiktaş. Bunlardan 4'ü de iç sahada. Olası bir galibiyet serisinde hani Beşiktaş lig için bir iddia ortaya koyabilir mi? Üçüncülük. Şimdi bu sene Fenerbahçe, Galatasaray doğruya doğru. Şimdi gündem Beşiktaş diye ben baştan söylemişim ilk videoda. Hani hoşunuza gitmeyecek şeyler söyleyebilirim. Ben duymak istediklerinizi değil, duymanız gerektiğini düşündüklerimi söylerim. Ya da kendi düşüncemi söylerim diye. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray bu ligi bitirdi. Yani onlar kendilerinde bir lig oynuyorlar şu anda. Bu çok net. Hiç öyle hayal satma lüzum yok. Hayatım boyunca hiç sevmedim. Hayal satma. Yani çocuğuma da yapmıyorum bunu. Hayal satmam. Beşiktaş'ın hedefi normal ligin üçüncülüğü olur. Yani bu sene kopup giden iki takımın ardından ligi diğerlerinin üstünde bitiren takım olmak zorundasın. Bu sana bir motivasyon verecek. Ama en önemlisi Beşiktaş bu sezonu bir kupayla bitirmek zorunda. O kupanın da bir tane adı var. Türkiye Kupası. Beşiktaş ne yapıp ne edip bu sene o kupayı almak zorunda abi. Hiçbir tartışması yok başka. Yani lamacimi yok. Aman sakatlar vardı, aman takım yeniydi, aman çocuklar konsantre olamadılar. Konsantre olamayanı zaten gönderemem. Yani hiç. Bu takım bu sene bu kupayı almak zorunda. Başka tartışması yok. Onun dışındaki hedef de ligde üçüncülüktür. Şimdi hiç seviye yakalayamadı için bu sene o seviye yakalar mı diye bir şey diyemiyorum. Yani Beşiktaş'ın. Aslında Alanya maçında da Beşiktaş felaket bir oyun oynamadı. Yani bir toparlanma vardı. Serdar Hoca yönetiminde de daha farklı bir konseptle oyun oynayarak fena gibi görüntü çizmedi. Ama daha çok yolun başında. Kasımpaşa maçı nasıl olacak öngöremiyorum açıkçası. Takımın çünkü istikrarsızlığından kaynaklı olarak. Ama o yakalanacak olan seri en önemli katkısı şu olur. Bir, yönetime kredi kazandırır. Serdar Toprak Tepe de şu anda Kasımpaşa maçına çıkılacak diye tahmin ederek konuşuyorum. Arka arkaya gelecek olan galibiyetler. Bir, yönetime zaman kazandırır. İki, taraftarı tribüne çeker. Taraftar küs. Bak yeni yönetim geldi küs. Yani burada benim dediklerim çok boşuna değil. Yani hayal kırıklığı sırf ben uğramıyorum ki. Yani ben neyim? Benim hayal kırıklığına uğramam çok önemli değil zaten. Tribündekiler de aynı moddaki gelmiyorlar. Sosyal medyadaki heyecanı bile görüyorsunuzdur. O yüzden o galibiyetler yönetime zaman kazandırır. Taraftarı tribüne çeker. Asıl artısı bu olur. Ama hedef olarak dersen abi ilk üçüncülüğü ama en başta Beşiktaş belki de ya 2000'lerin 21. yüzyıldaki en kötü performansını gösterdiği, en fazla kaosla uğraştığı sezonda
kupa alarak bir noktada olsa tamam bak hani böyleyiz ama işte biz 5 yaşında nihayetinde duygusunu hem kendine hem de taraftar hem de rakiplere de vermesi gerekiyor. Peki Samet Aybaba'nın açıklamaları olay oldu. Sadece Yusuf Sarı açıklaması değil. Tabii çok, çok manşet verdi. İki tane daha şey manşet var bize göre. Bunlardan sırayla soracağım. Birincisi imkanlarımız çok geniş ve büyük düşünüyoruz. Feda dönemi gibi değil dedi. Yani 2024'te Beşiktaş'ta büyük bir değişim beklemeli miyiz bu açıklamalar? Ya ben orada şeyi çok anladım. Şimdi hatta bir de işte harcama limitiyle alakalı olarak tabii şey, onlar harcadı. Biz de bir yolu onu buluruz. Onu söyleyeyim. Tam tırnak içinde paramız var. Bütçemiz 6 milyon euro gibi gözükse de futbolu farklı yöneten kulüpler var ülkemizde. Biz de yaparız. Tam tırnak şimdi içerisinde. Biz de yaparız arkası ben şu anladım. Fenerbahçe, Galatasaray yani sonuçta sataşlıkları o Samet Aybaba'nın. Fenerbahçe, Galatasaray bu işin arka kapısını buldular. Oradan gittiler. Biz de onu yapacağız. Ben bunu anlarım. Evet. Şimdi o zaman şu çıkar soruya. Galatasaray'la Fenerbahçe'yi eleştirdik mi daha önce arka kapıdan gittiler diye? Eleştirdiysek biz niye arka kapıdan gidiyoruz? Eleştirmediysek arka kapıdan gitmenin yolu var ise Çebi niye gitmedi? Evet. Yani bu acayip bir şey. Ya bu zaten bu limit mevzusu kadar saçma bir şey yok. Yani hakikaten bu limit mevzusu çünkü yani, bir şekilde hepsinin açtığı aşikar aslına bakarsan. Ama kimse puan silmeydi, cezası şuydu buydu. Karşılar geçen sene de olmadı bu. O yüzden Beşiktaş arka kapıyı kullanmak kararı almış demek ki. Eyvallah ben buna bir şey diyemem. Hani ama bu değişim ki ben yani 2023-2024 futbol sezonundaki herkes gönderilmeli kadrodaki diye söyleyen adam olarak şunu söylüyorum. Devre arası senin yapacağın maksimum 2 transfer olmalı. 2 net. Hadi geçici diye şey günü kurtaran bir transfer yapacağım diyorsan bir de Bakasetas o tarz diyorsan 3 olsun. Ama o tarz günü kurtaracak yapmayacaksan 2 tane net takıma direkt çözüm odaklı katkıda bulunacak. Ki bunlardan bir tanesi kesinlikle organizatör olmalı. Bak o ayrı mevzu. Bakasetas'a o geçici çözüm konseptinden girer ama daha kalıcı çözümden de girebilirsin. 2 tane oyuncu alacaksın abi. Onun mevkisini artık yeni getireceğin teknik direktörle belirlersin. Ama orta saha şart. Diğeri muhtemelen stoper olur. Ondan sonraki sene atıyorum şey giderse hani mesela giden olursa Abu Bakar gitti mesela oraya alman şart. Cenk de gitmez bu iş. Hani o ben şu andaki mevcut bütün oyuncu grubu duruyor diye düşünerek konuşuyorum. Ondan sonra yaz döneminde asıl sen o zaman o iki transfer inşallah aksilik de olmaz tam takım oturursa ondan sonra zaten senin yapacağın transfer sayısı 3 ya da 4 olur. 3 ya da 4 olur. Yedeklerle hani yedeklemelerle beraber derinlik yaratacağım dersen 5 olur maksimum. Ki bunları da yine çok yüksek maliyeti yapmaz. Ama bu takımı böyle değiştirebilirsin. Devre arasında 5-6 transfer falan var öyle bir plan çok yanlış. Yani zaten para açısından çok yanlış. Artı o da tutmazsa ne yapacaksın? 5 oyuncuyu birden mi göndereceksin yine? Ama 2 hamle yaparsan hani bir tanesinin en azından %50 ihtimali var dersin. Ona göre stratejine devam edersin. Yani 3 tane diyelim hani ihtimalleri arttırırsın transferin başarı ihtimallerini ve takıma katkısı ihtimallerini. Bu yüzden öyle adım adım gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum açısı. Peki abi hem bilgiler hem sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarım her şey güzel olur. Kasımpaşa maçında da en azından Beşiktaş o senin dediğin seri adına ikinci adımını da atmış olur. Çünkü hakikaten moral açısından, bütün camianın moral açısından 3-4 galibiyeti ihtiyacı var 5 yaşın arka arkaya. İnşallah Kasımpaşa maçı bunun ikinci bir ayağı olur. Peki. Herkese çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta yeni bir gündem Beşiktaş yayında tekrar buluşmak üzere. Görüşürüz.